Burada mısın? Size baktım. Kız nerede? Odada yok. Yönetim kurulu toplantısında. Ne oldu kızım? Ters bir şey mi oldu toplantıda? Yo, Mutlu Mesut toplaşıyorlar işte. Sen neden geldin? Yönetim kurulu toplantısı gibi değil ki. İpini kopartan orada. Üyeler kalsın sırf dedim. Sevgili oğullarınız lafa ağzıma tıkadı. Aman ne kıymetlileri olmuş o Ayşe Melek. Ne vazgeçilmez, ne başarılı, ne kadar akıllı. Ay karar marar alamıyorlar onunla üstün varlığı olmadan. Toplantıya zaman ayırabildiğime sevinmiş Ayşe Hanım. Lafa bak lafa. Hayır böyle tipler vardır. Söylediğinin tam aksini demek istediklerini bilirsin ama gene de bir tane çakamazsın suratlarını. Böyle bile bile göstere göstere iki yüzlülük yaparlar. Bırak bakayım şunu. Gel. Gel otur şuraya. Hala öğrenmedin mi bir kadının gücünü nereden aldığını? Hala çocuk gibisin. Aman ne gücü anne ya. Güç müç istemiyorum ben. Sadece sahtekarlığa dayanamıyorum. Sana kocanın gözünde senin yerin ayrı. Kimse aranıza giremez falan desem şimdi dinlemezsin. Evet çünkü konu bu değil. Lekesiz temizlik istiyorsan vır vır konuşmayı bırakacaksın. Esas güç konuşmamaktan gelir. Sen konuşmazsan insanlar ne düşündüğün konusunda kafa yorarlar. Kılını kıpırdatmadan istediğini alırsın. Cümleler, hele sık sık tekrarlanan şeyler sorunları aşındırır. Kulaklar artık sağır olur. Ne dediğini duymazlar bile. Yüzünün şekline bakıp ne dediğini tahmin ederler. Kapatıp şalteri otururlar. Söylediğini duyurmak için beklentilerini tersine çıkartacaksın. Bir şeyi bir kere söyleyip bırakacaksın. Bu kadarcık şeyi akıl edemiyor musun? Edemiyorum. Etmiyorum çünkü ilgilenmiyorum. Benim yaşamımdaki birinci öncelik bu konu değil. Belli belli. Daha senin 10 fırın ekmek yemen lazım bu işlerde. Demek hırsını tuvallerden alıyorsun ha? Hoş geldin. Niye geldin sen? Kızım toplantıyı sabote etti, biz de erteledik. Seymen de geldi, ben de Fırat'ı götürmeye geldim. Pişt. Sen iyi misin? İyi iyi. Hmm. Kurul üyenize gösterdiğiniz saygı ve ilgiden çok mütehassıs olmuş. Hadi salona inin de gitmeden Fırat Bey ile bir kahve içelim. Ay adama da ne kadar ayıp oldu. Ben gidip biraz ilgileneyim. Sen kuaföre falan gitmeyecek misin Bahar? Niye? E 4'te gidilecek. Ay yok ben gelmeyeyim. Siz gidin isteyin işte. Aa, daha neler. Evin büyük gelini olmadan kız istemeye mi gidilir? Hiç kaçarın yok. Sen bir Karadağ mahkumusun artık. Ha? Ya dur ya. Çık atölyemden. Çık atölyemden çabuk. Bırak. Çık yoksa kopya bir kapça yaparım aldığının ortasına. Bahar çocuk gibisin ya. Ağam gelsin dedi gelin abla. Niye geldin? Beni mi özledin? Fırat götürülecek. Tabii. Seni de özledim. Seymen yandı. Sümbül Hanım da kahveye bekliyor.